Sevgili dostlarım, kardeşlerim, canlarım, bir tanelerim, bebeklerim, hayatımın anlamları, ne haber? Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur hatırlıyorsunuz. Bu bir tane e araçla birini çarpıp öldürmüştü. Annesi de onu alıp kaçırmıştı. Bu fotoğrafla gündem olmuşlardı. Yine yani Twitter'da bir ton makara muhabbet falan bir şeyler dönmüştü. İade talebi kapsamında Amerika'da yakalanmışlar. Muhtemelen oradaki kağıt işlemlerinden sonra Türkiye'ye iadeleri tamamlanır. Davaları muhtemel burada görülür. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım yerini bulur adalet. Umarım gereken ceza verilir. Milletin içi de soğur. Kamu vicdanının rahatlaması gereken bir konu mesele çünkü. Zaten adalete inancı neredeyse kalmamış bir hukuk tarafında bir toplumun içinde yaşıyoruz. Arada en azından kamuoyu vicdanını rahatlatın. Bu nedir? <laughs> Arkadaşlar bu şakalar bence hiç komik değil. Ben gülmüyorum şey yani biliyorum ya Ha işte adı arkadaşlar annesini 31 çekelim falan. Twitter'da böyle bir sürü tweet atıldı. Binlerce fav aldı. En son 30 35 bin faallık falan tweet'ler vardı da bence hoş değil abi konuyu bambaşka bir noktaya getiriyor ya. Yani, gerek de yok diye düşünmekteyim. <laughs> yani bir de yokluktan mı geldiniz? Çölde misiniz? <laughs> yani, yapmayın, etmeyin. Yaz geldi, hava güzel, çıkın, yeni insanlarla tanışın falan. Önünüze bakın. Bu ne abi bakalım. Şimdi önce haberler ee, azıcık gündem mündem ondan sonra da parti. Diyeceksiniz ki ne partisi? Sürpriz. ne? Ha bak. Daha dün konuştuk Hatay mevzusunu. İşleri bakanımız konuşuyordu. Çıksın şimdi bunu şey yapsın konuşsun biraz da bunu açıklasın. Lan Mehmet yine içimizden geçiyor kel Mehmet ya. Yapma Mehmet'im. Mehmet. Mehmet. Lan şeyden Nebati'den iyidir dedik. Hırsını bizden alıyor ya. Donet yolladım gelmedi. Geldi ben okuyacağım şimdi. Papel ee, bir amına kodumun donate'i Yine kimse kimse. Bu. bu ne abi? Diamond tema asrın tok. Şeriat. Hmm. Yani der mi İzlemin değilim bakalım. Keyfimiz yeter ise <laughs> bakabiliriz. Fatih Portakal'ın ana haber bülteni kombini. Ya bunların haber olması falan çok garip değil mi sizce de ya? Yani e ee abi normal zaten televizyondaki neredeyse bütün programlar böyle yapılıyor. Adamlar özellikle yaz ayıysa altına şort giyiyor. Üstünde gözüken yere takım elbise giyiyorlar. Öyle oluyor bu iş. Niye bu haber oluyor ya? Güney Kore'ye giden Türk gezgin. Merhaba Evliya Çelebi. Pasaporttan herkes geçti bir ben kaldım. Dönüş bileti dedi verdim. Otel dedi verdim hala geçirmiyor. Amerika müzesini gösterdim bir anda tavrı değişti. Tamam dedi damgayı vurdu geçirdi demiş. E bunda şaşıracak hiçbir şey yok. Yediğimiz hurmalar götümüzü tırmalayarak çıkıyor işte ben başıma geleceği o kadar iyi artık ezberlemişim ki dünyayı gezerken aldı seçim yayını yap hemen yapıyorum hangi seçim yakında bir Amerika seçimi var ondan erken var mı hemen hazırlıklara başlayalım ooo İstanbul'a bak neyse dur önce pasaportu <laughs> <şuraya gülüyor> zaten herkes İstanbul. geçiyor yine ben kaldım neyse pasaportu <laughs> aldı abi soruyor keyet keta formu var online dolduruyorsun 15 dolar veriyorsun tamam vermişim doldurmuşum dönüş bileti dedi verdim oteli dedim verdi hala bakıyor ya dedim bir saniye ya sana dedim çok özel bir şey göstereceğim. Bak yemin ediyorum size Allah canımı alsın. Biliyorsunuz Meksika'ya beni almamışlardı. Amerika vizem yok diye. Amerika vizesini gösterdim dedim bak Hawaii'ye gideceğim oradan Miami. Aa tamam o zaman dedi her şeyi geri bıraktı. Damgayı vurdu verdi. Bu dünyanın raconu kuralı gezerken bu arkadaşlar. O pasaport sırasına girdiğiniz zaman Özellikle her şeyi Türk çok deniz. iyi anlıyorsunuz. Ama çok güzel günler göreceğimize umudum tam. Sadece bu tecrübemi sizlerle paylaşıyorum. Ne yazık ki dünyaya gezerken Amerika vizeniz oldu mu işin rengi başka oluyor. Şu an itibariyle Güney Kore Cumhuriyeti gezime hoş geldiniz. Ben başıma... Hoş bulduk abi eyvallah. Yani zaten vize konularında çok uzunca süredir Türkler problem yaşıyor. Sebepleriyle her şeyi anlattık. Videoları muhtemelen YouTube'da duruyordur şimdi tekrar düşmek istemiyorum. Ee, özellikle bu son gelişmelerden sonra da muhtemelen işte dünyada hep diyoruz yani işte sa kayma var işte sığınmacı karşıtlığı artıyor böyle böyle Türklerden de son dönemlerde şey artınca kaçaklar özellikle Amerika tarafında muhtemelen daha da dikkatli bakacaklardır daha da dikkatli tetkik edilecektir hatta bazıları haksız yere alamayacaktır geçişi vizesini şurunu burunu bir seçim yaptı milletimiz kadim milletimiz seçimi sonuçlarını ödeyeceğiz işte. Yok vallahi ya ben artık saldım. Bazen duruma bence teslim olmak gerekiyor, bilmiyorum çok böyle umut kırmak da istemiyorum ama yok çok yapabileceğim bir şey de yok Hani Şu an ne gelir elinden? Hiçbir şey gelmiyor yani bazen teslim olmak bırakmak gerekiyor. Ben saldım artık yani. Yakında şey deseler işte bundan sonra Türkleri hiçbir ülke almayacak kapısından içeri. Doğrudur abi almasın. Ne yapayım? Çok elden bir şey de gelmiyor abi. Yani ne yapayım? Kalp krizi mi geçirelim? Ölelim mi anasını satayım artık? Onu tak, bunu tak, şunu tak, bunu düşün, şunu düşün. <laughs> İstanbul'a gelen turist salata ve içecekleri 60 pound ödeyince isyan etti. Erdoğan bu nedir? Sen ne yönetiyorsun? Kes lan! Öde geldiysen yürü git. <laughs> çok konuşma. Burada birisi ağlayacaksa o ağlayacak olan biziz. Tamam. Sen ağlayamazsın. Hoşuna gitmiyorsa yürü git. <laughs> Kardeşim. Çok da meraklısı değiliz. pounds for this. Fena itelemişler. 60 pound ne yap? Oha oğlum. Bir dakika lan. 2500 lira. Of of of. Canını almışlar. Aa. <gülüyor> 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 Bu kadarını ben de beklemiyordum. Oh my gosh. I thought the UK was bad. I thought Rishi was bad. Who's the leader of this country? I need to find out now. Erdogan. You need to do better for <laughs> the Turkish people. Hocam dur bakarız. Türkiye'de 70 liraya satılan Türk malı bira Rusya'dan e, Rusya'da 20 liradan satışa sunuluyor. Pahalı bu arada. Şu anda Rusya'nın bay 20 lira. Başkenti Moskova'dayım. E, bakın neyle karşılaştım. Daha da ilginci bunların fiyatı sadece 20 TL. Şu... Daha ucuzu vardır. Yani. An Türkiye'de fiyatı ne bilmiyorum ama bu bir bira reklamı değil yanlış anlaşılmasın. Sadece ilginç bulduğum için çekmek istedim. oh. 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 Rusya'da ekmekten ucuz alkol amına koyayım demiş. şey. Evet, bizim de işte Rusya'da yaşayan bir takip ettiğim inşaat mühendisi sanırım bir abi var. O da benzer bir şey yazmış diyor. Burada diyor eğer diyor bira ekmek fiyatını geçerse pahalı derler diyor. Korkunç özel alkol üzerinde falan korkunç vergi alıyoruz. Böyle aklın durur yani o sebepten ötürü de bizde bu. Şu an ne kadar bira mesela bir tane şöyle şişe bira ne kadar? 70-65 hu. Maşallah. 7, 4 tane içsen 300 kağıt mı yapıyor? Öyle bir şey yapıyor işte. <laughs> ucuz AQ. Abi ucuz değil işte. Yani bunun ederi harbiden ekmek parası falan. Normal bir vergilendirmeyle. Ucuz değil. Ya kat kat pahalı. Sadece he, belki bir süredir fiyatı yavaş artıyorsa millete ucuz geliyor olabilir. Sen alkol kullanıyor musun? Yok abi 2,5 yıl oldu mu herhalde? Oldu. Bayağıdır hiç kullanmıyorum ucuz değil bu bayağı pahalısı. Fiyat ayarımız bozuldu. Evet dün konuştuğumuz mesele. Hataylı esnaf, Suriyeliler Atatürk'ün bizden aldığı Hatay'ı geri aldık diyorlar. Cevap verirsen 40-50 kişi saldırıyorlar demiş. Böyle bir iddiada bulunmuş. Doğrudur, yanlıştır. Kanı şimdi buna da çünkü karışacak. Hani kanıt gösterin falan filan diye. Yani bak daha dün bu olaylar başlamadan Suriye Meclisi'nde Hatay mevzusunun konulması bunun bu konunun siyasi olarak peşinden gidilmesi değil mi? Bunu konuştuk daha biz burada bile. Bu adamlar bunu bugün yapacak, bugün yapmazsa yarın yapacak. Yani bu bu kaçınılmaz. Biz maalesef ee, dediğim gibi şu noktaya gelmediysek bile yani çünkü bilmiyorum durumu nedir. Geleceğiz zaten. Dünya biliyor bunu. Ne diyor dayı? Atatürk'ün bizden aldığı hatayı biz geri aldık zaten diyor yani. Burası bizim diyor yani. Adam seni dövüyor istediği muameleyi yapıyor sana bir çene yap 40 kişi 50 kişi birden olup geliyorlar. Suriyeliler doğru mu? canım Suriyeliler. Evet. Yani bu, dur diyemiyorsun korkudan. Şu anda burada Suriye'nin evet. e, aman Kırıkhan'da e, kaçta kaçı şey yerli Şu kaçta an iki kaçı Suriyeli. Şu kalmadı gibi bir şey hepsi Suriyeli. Normalde de yüzde sekseni mi Suriyeliydi abi? Yüzde sekseni Suriyeliydi kardeşim. Ha. bu bir, bir gerçek yani dersine kontrol etsin. Anladım abi. Bu bir gerçek. Ve şu bu Suriyelilerin yüzünden insanlara erzak dağıtılamıyor burada. Yani adamlar evlerini market gibi yapmışlar. Yağmacılık yapıyorlar. Yağ yapıyorlar. Üç Muhtemelen deprem sürdüler. sonrası Marçek falan bir. Biliyor, yeni bir yani sadece... adamlar bunu gizlemiyor da zaten. Bunu açık açık söylüyorlar. Konuşuyorlar. Google'a girip yazdığınızda bile bulabileceğin bir mesele. Biz ne yapıyoruz? Biz kardeşlerimizi ya da kardeşleri diyeyim onları. Biz benim kimse kardeşim değil. Kardeş isteyen anasına gitsin. Eee, götürmeye devam ediyoruz. Aradan çatlak sesler çıksa da ara sıra hepsi bir olup saldırıyorlar. saldırıyorlar. Olan bu ya. Çocuklarımıza güzel bir ülke bırakamayacağız maalesef demiş bir kardeş. Yani elimizden geleni yapacağız da muhtemelen mezarımıza falan işleyecekler abi ya. Yani hak etmiyor da değiliz. Baktığınız zaman şu anki durumlara gerçekten rezil. Belki içinde olduğumuz için bazen bize daha normal geliyor da ya nereden tutsan elinde kalıyor? He, abi problemin olmadığı tek bir mesele yok. Sığmacı meselesi diyorsun. Şeyle gırla problem. Ekonomi gırla problem. Hukuk gırla problem. Sosyal yaşam gırla problem. Sağa dönüyorum. Şuna yeni vergi geldi. Sola dönüyorum. işte 57 kişiyi doğrayan adam serbest bırakıldı. İşte arkama bakıyorum. İşte ne bileyim teröristi serbest bırakın insan hakları. Ya ne oluyor amına koyayım ya? Ya geldik baba şuraya 70 yıl bir ömür yaşayıp siktir olup gideceğiz hesabımızı vereceğiz. Yani <laughs> gerçekten ne yaşıyoruz ya biz? Oğlum bir de azıcık kafaya takan bir insansanız böyle meseleleri. Harbiden gece uykunuz falan. Ben bazen böyle gece uyuyacağım. Harbiden bu özellikle Suriyeli meselesini falan düşünürken uykum kaçıyor. Ulan diyorum hadi biz şimdiyiz. Lan 20 yıl sonra ne olacak? Ya da biz kurtardık götü bizim çoluk çocuk bu ülkede onlar ne olacak? Gerçekten uyku kaçırıyor. Dur daha İngiltere'nin Afrika'ya gönderdiği mülteciler gelecek. Gelsin gelsin. Geçen gördüm bir tane de ne o muhtemelen Avrupa'da falan yaşayan şeyden yine o Alman fonuna dalgasını oturanlardan biri bir tane kadın. Oh bayılırım Afrikalı erkeklere gelsinler falan yazıyordu. Yani şey de değil tek tarafı böyle eskiden din kardeşi bunlar muhabbeti oluyordu ki hala var o, o anlamda destekleyen bunlar bizim kardeşimiz Şimdi bir de bu şeyler var. Hep varlardı sesleri daha çok çıkıyor bir süredir benim gördüğüm kadarıyla işte insan hakları şu bu falan diyerek Avrupa fonuyla buraya sığınmacı doldurmaya çalışma işi. Onlara miras bıraktığımız kan davasıyla uğraşacaklar ömürleri boyunca başka ne yapacaklar demiş. Ah. Sözde gaz ya onun ben gazeteciliğin sikeyim ismini hatırlamıyorum şimdi de. Bodrum'a 48 saatte 45 binden fazla araç giriş yapmış. Aşk Bodrum'da yaşanıyor. Aa bak şu da İstanbul trafiğiymiş bayram öncesi. <laughs> Maşallah. Ey maşallah. Kaç kilometre bu trafik acaba? Sabah <laughs> 5'te yola çıkacağım. Abi daha erken çık bence. <laughs> Şehre dönüş 10 saatse 17 olur. İstanbul yaşanacak şehir değil. Mimar Bey vallahi katılıyorum abi. Yani şöyle ben İstanbul'u çok seviyorum. Bayılıyorum ama İstanbul'da yaşayacak gerçekten keyif alarak yaşamak istiyorsan zengin olman lazım. Ciddi zengin. Yoksa cık. Yani bu, bu belayı çekersin. Yani çok iyi bir yerde bir evin olacak. Bu şehir karmaşasından biraz daha uzak. İşte toplu taşıma hiç kullanmayacaksın. İşte iş çıkışı, iş girişi saati falan derdin olmayacak. Anca öyle keyifli bir hayat belki yaşarsın. Orada da işte şey lanet. Hani, mesela atıyorum 10 lira edecek şeye 30-40 lira ödeyerek. Yoksa dün biz de işte bizimkilerle konuştuk. Gece ciğerciye gittik. Biliyoruz ben de dediğim gibi İstanbul çok severim. Taşınmayı geri dönmeyi hep çok istiyordum. Ya yani dedim abi artık o kadar da istemiyorum sanırım. Abi manasız çünkü. Bak Antalya'da burada ev bakıyorum. Tamam mı? sallıyorum fiyatları. Diyelim ki 35 kağıt burada ev. İstanbul'da aynısı diyebileceğin bir ev 80 bin lira falan. Ne oluyor abi yani? Tamam eyvallah İstanbul'da hani bu aradaki 40 kağıt nereden geldi? Hadi 10 kağıtta anlayayım. 40 nereden geldi bir anda? Aldığın zaten her türlü hizmette, her türlü serviste yine keza korkunç bir fiyat farkı. Sanırım arada bir gezmeye gitmek gerekiyor. Yine geceleri İstanbul özlemi basıyor ama deprem problemi zaten. Yani konuşmaya bile gerek yok değil mi? Aylarca konuştum. Şu an neredesin? Antalya'dayım abi. Döşeme altındayım. Köyümde. Ne oldu? Yıllık gelirim 100 bin doların üstünde olmadan İstanbul'a geri taşınmam açıkçası. Kaza kurşununa gitmeden gerçekten korunaklı yaşamak istiyorsan gereken rakam bu gibi bence demiş. Yıllık 100 bin dolar ne yapıyor lan? 100 bin dolar kaç TL? 3 milyon küsür. Evet. Yani. Ya iyi bir hayat için evet kesinlikle. Abartmamık. Abartmamık değil abi yani gerçekten öyle. Yani iyi bir hayattan tabi kastını ne bilmiyorum ama hani benim kafamdaki o, o, hayat için evet 3 kağıt gerekiyor yıllık. Rahat bir hayat için. Yok, bu hayat yoksa yaşarsın canım. Adam memur maaşıyla da yaşıyor yani. <laughs> Bodrum'a ay gidiyorsunuz mu? He? Siz de var mısınız bu 45 binden fazla aracın içinde? Yok, ben de gitmiyorum. Yok. <laughs> Ege taraflarında yaşamak daha mantıklı. Buradan burada memnunum şu an ya. Bakalım hayatına getirecek. Bize tatil haram bro. Bu resimde kaç milyon ne? Kaçırdım. Kaç milyon liralık araba var acaba? Burası mı total? Çok milyon liralık. Yani en kötüsü bir kağıt falan. Bir kağıt olmasa da 500-600 kağıt vardır. <laughs> tatil bayram sonrası başlar. Kalabalık azalır. Abi işte bazıları bayramda direkt tatile gidiyor ya. O şey yapısına göre, aile yapısına göre. Alışkanlığa göre biraz da. Yani kimi ailesinin yanına gidiyor. Kimi bayram hazır 9 gün tatil. Gidelim şu yaz tatilini yapalım çıkaralım aradan diye gidiyor. altı turistik açıdan nasıl abi? İyi mi fazla turist var mı? Burada hiç turist yok. Burası turistik bir bölge değil. Burası Antalya'nın bak abiciğim Antalya ilçe harita. Şurası güzide Antalyamız. Daha düzgün göstereni yok mu? Resmi yeni sekme aç. Burası da döşeme altı. Ben buralarda bir yer şurada bir yerdeyim. Antalya'nın girişindeyim. Burası dağ zaten komple. Bir setle korunuyoruz. Burası girişi. Peki diyeceksin ki burası nasıl bir yer? İlla Google'da vardır fotoğrafları. Burası böyle bir yer. Yank bütün fotoğrafları. Böyle. Genel bu şekilde. Daha gelişmiş bir kasaba gibi. Tatlı. Güzel. Turist yok. Çok Rus var. Komşularımızda falan baya Rus var. Sakin bir yer. Çevrede çok böyle... Ya tek sıkıntısı ne? Çevrede bir şey yok. Yani bir şey yapmak, almak şu bu istiyorsan aşağı Antalya'ya inmen lazım. 20 dakika falan arabayla. Onun dışında ben sakinlik için... Bir de bizim agalar burada diye burayı tercih ettim. Memnunum ya. Bakkal en yakın bakkal bana yürüyerek mesela yarım saat falan olabilir market. Yarım saat olmasa da 20-25 dakika vardır yarım saati yine yakın yani. Çok erken yaşlandın. Abi erken yaşlanmadım. Sakinlik seviyorum ya. Yani gidiyoruz Konya altına falan da oradan da tabii ayrı bir tadı var da sürekli bıcı 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 sürekli aşırı insan. Yani böyle herkes birbirine bir böyle fazla yakın <laughs> ya da yakınlık kurma derdinde. Benim hoşuma gitmiyor çok. Ben burada yayın bittikten sonra çıkıp bahçede birazcık oturup bir çay falan içmeyi daha keyifli buluyorum. Evet yaşlanmışım adam haklı amına koyayım. Böyle genç mi olur? İçim çürümüş amına koyayım. <laughs> <laughs> Neyse sonuç olarak güzel burası da. Memnunum. Buna ya hay tövbe estağfurullah küfür edecektim. Hastane var mı yakınlarda? Özel var. Ee, kaç dakika buradan? Arabayla 7 dakika falan herhalde. Abi, 7 dakika. Özel hastane var. <laughs> Bu ne abi? Ne olmuş? Bir kozmetik mağazasının indirimlerinde girdiği tartışmada gündeme gelen kadın Sitchin 7 filminin galasında görüntülendi. Bana ne abi ya? istediği yeri. Tamam Param varsa bir yurt dışı yap be hocam. Gezmek için mi? Yoksa şey mi? Kalıcı mı? Gezmek içinse zaten planım var. Allah'tan hayırlısı bakalım ne zaman gerçek olacak o plan. Benim planların çünkü zaman kısıtlaması yoktur. Bir şey yapacağım derim bazen 3 yıl sonra yaparım. Ee, kalıcıysa da yok ya ben. Yani en azından şu an için düşünmüyorum. Ben Türkiye'yi seviyorum abi. Burada yaşamak ölmek istiyorum ama Türkiye'de beni zorluyor biraz. <laughs> yok istemezlik falan yapıyor bana. <laughs> Sevenini zorlayan bir ülke kesinlikle. Yani bu ülkeyi sevmek Allah tarafından Kolunu sınamak için verilmiş bir bela. Sarılsan sarılamıyorsun. Kopsan kopamıyorsun. Seviyorsun da. Ne onunla oluyor ne onsuz oluyor. Onunla oluyor ama arada da sövüyorsun. <laughs> Böyle güzel bir ülkemiz var. Yapacak bir şey yok. Ya. Fenerbahçe mentaliti. <laughs> evet ülkemizle toksik bir ilişkimiz var gerçekten. Abi size gelsem çay ikram eder misin? Ekran kartı da olur. <laughs> Edemem evde çay yok ya şu an maalesef. Kahve veririm ama kahve var. Kira söyler misin? Ben tercih etmiyorum böyle şeyleri söylemeyi. Kiramı bilip ne yapacaksın ki ne önemi var? Ne değiştirecek hayatında? Hiçbir işe de yaramayacak. Manas. Yeni vergi ya bak geldi yine yeni vergi paketi falan diyor ya. Şu klimayı biraz daha arttırın. Yeni vergi paketinin detayları arkadaşlar ülkeyi sevmek toksik bir babayı sevmek gibi. O seni zerre sevmez. <laughs> Ama sen sırf babadır diye seversin. Finalde ağzına sıçılan yine sen olursun. Aynısı. Motokuryelere vergi geliyormuş yeni. Bir de bazı giderleri artık vergiden düşemeyeceklermiş sanırım. İddia bu bu arada. Yurt dışı çıkış harcının 1500 liraya çıkarılması. Engellerin vergisiz araç hakkına kısıtlama. Excuse mu? Neden? Kripto varlıklara vergi. Avukat, doktor, mimar gibi mesleklere peşin vergi. Yani ben söyleyeyim işi bilmeyen adam belki öder bu dediklerini. İşi bilen adam özellikle kripto tarafında falan parayı Türkiye'ye indirmez abi aklı olan. Kimse kusura bakmasın kimse aman işte efendim vatan ülke, bayrak falan filan da girmesin. Yani kimse eşek değil millet e, Mehmet alsın yesin ya da işte birinin altına makam arabası çekilsin diye de kazanmıyor o parayı dışarıda bir hesabına çeker parayı indirir. Zamanı gelirse bir şey çıkarsa Türkiye'ye sokar parayı. Çıkmazsa onu da sokmaz. Devamını söylemek istemiyorum. Şimdi çok da böyle kanun dışı konuşmak istemiyorum. Soruşturma muruşturma başımıza artmasınlar. Yaz geldi ben bu sıcakta emniyete falan gidemem ama beni çağırmayın. Gelin eve kendiniz alın ifadeyi çok meraklıysanız. Hava 45 derece amına koyayım. O yüzden çok da konuşmayacağım. Ama yani hani dediğim gibi işi bilmeyen öder. İşi bilen çokmaz abi parayı Türkiye'ye. Deli mi adam arasını satayım dışarıda yüzde 15-20 vereceğine buraya sana getirsin ya da işte hiç vermeyeceğine kripto meselesinde buraya getirsin sana vergi ödesin. Sen yediye mi kazanıyor ya? Yurt dışına çıkış harcı 1500 lira. Bu da kesin Yunan adaları mevzusundan. Size dedik amına koyayım şu fişleri paylaşmayın diye. Bana geçen yayında şey bile yazıyorlardı. Niye paylaşmasınlar? iyi oluyor. Gördün e benim büzüğünü. Oğlum Türkiye'de yaşıyoruz. ...yararınıza olan bir fırsat varsa paylaşmayacaksınız... ...devletin bundan haberin olmaması gerekir... ...bu sistem böyle yürüyor... ...olursa haberi çünkü çöker üstüne... ...bak Yunan'a gidiyoruz... ...çok ucuz burası... ...adalar... ...arkadaşlar... ...kimlikle geçiyoruz falan... ...ah geç şimdi hadi bakalım... ...gir çık... ...ödersin... 3000 lira paranı... <laughs> ...Allah yardımcın olsun... ...rezillik... ...ne kadar... ...şu an ne kadar ya... ...çıkış harcı 100 lira mı... Öyle bir şey ha bu arada. Yani anlayın neden yapıldığını. Şey falan değil bu. Basit bir zam falan değil. 100 lirada 100 lira mı? 150 liraymış bak. 150 liradan 1500 liraya çıkıyor. Anladın? Yedirirler sana Yunan adasında kalamar. <laughs> Afiyet olsun. Yurt dışına çıkma vergisi. Ama girene karışmıyorlar. Çıkanı ya çıkartmıyorlar ya da para alıyorlar çıkarken. <laughs> Ama hani içeriye girenle hiçbir dertleri yok. Abi ben geliyorum. Sırtım Afganistan'dan attım bir torba kokain. Problem yok ki. Abi çıkmamız lazım işte. Ya çıkmayacaksın. Tutuyorlar çıkışta. Ya da para ödemen gerekiyor. İki farklı sınıf var. İnanılmaz bir rezillik ya. Vallahi peçete meçete iyi. Bugün bir de ters tarafım. Bugün bir gerginim ben. Niye bilmiyorum. Ters tarafımdan geliyorlar bana böyle soldan soldan. Yanlışlıkla ağzımdan bir küfür çıkacak diye çok korkuyorum. Avukat, doktor, mimara da peşin vergi gelmiş. Taraldım aldım Allah'ım yardım et bize. Yapma verecek. Öde! Öde! Kemerimizde <laughs> kalmış galiba onu da alalım. Yahu Mehmet abarttın sanki biraz. Kemerimizde <laughs> kalmış galiba onu da alalım. <laughs> Yahu Mehmet abarttın sanki biraz. Eray ne demiş? Eray CS kasalarından çıkan bıçakları satarken bile vergi verecekmiş artık vergi vermeden o nasıl çekiliyor ki zaten ne diyor acaba ya da gerçi denetim falan oldu mu bilmiyorum ya onu gelir diyemezsin gelir dersen vergi isterler gelir değil oyundan kazandım oyundan kazandım desen gene gelir öteki türlü de kumar mumar zannedip çök edebilirler <laughs> iki ucu boklu değnek ne yapacak acaba hiç bilmiyorum o işleri ben hiç bıçak bıçak sat al hiç anlamam o işten kriptoya çekebiliyorsa çeksin oradan indirsin ya şey gelmeden, vergi gelmeden alınması lazım zaten. Abi siz milletin veya kendinizin acı çekmesinden zevk mi alıyorsunuz? Alın verginin alınması lazım diye bir şey olabilir mi ya? Niye lazım olsun abi? Adam oyunda bıçak çıkarttı diye niye devlete para ödesin ya? Yani aklımızı mı yitiriyoruz arkadaşlar yavaş yavaş? Ya da gerçekten acaba hani acıdan falan zevk mi alıyoruz hem bizim hem milletin acı çekmesinden? Niye vergi ödeyelim oğlum biz fazladan? Alıştınız mı artık gerçekten? Alıştık da bünye arıyor mu? Abi o kadar alıştılar ki bir şey eksik gibi değil mi? Ya ulan bir şeyler eksik ama. Bundan da ödeyelim. Müptelası olduk. Doğrudur abi eyvallah. Yani ben bu bizde görüyorum bir tek bunu. Bilmiyorum başka ülkelerde de var mı? Gerçi çok inceleme fırsatım olmadı. Girip bakmak lazım da. Vergi geliyor, iyi olmuş. Aa manyağa bak. Hani kendi almıyor, ve ödemiyor. Eyvallah da abi başkasının vergi ödemesine niye iyi olmuş diyorsun. Kenan Evren solcuları ezdi dediniz. Reis sağ olsun ülke Sovyetler düzeyinde komünist oldu. <laughs> Hayır bir de uyum da... Ya bir şey diyeyim mi sana Memo? Bak sana yemin ediyorum. Ee, NATO bu kadar sert çalışmamış olsaydı Türkiye tarafında ve komünizme karşı propaganda bunlar Allahsız kitapsız bunlar gelirse karınızı kızınızı bilmem ne yapar satarlar gibi bir propaganda yapılmasaydı vallahi bu ülke İslami komünizm, İslam komünizmle falan yönetilirdi. O kadar uygun ki halk. Bak sana yemin ediyorum. İslamcı bir yeşil bir komünizm ya. Nüfusun %80'i böyle çıt diyemeden uyum sağlar. Hani iyi ki bu komünizmi ulan bunlar Allahsız kitapsız analarını sat karılarını satıyorlar falan diye böyle bir <laughs> propaganda yapılmış biz oradan yırtmışız abi. <laughs> Yoksa daha da beteri olurdu yani. <laughs> ben onu bunu bulmam. Ben bu ülkeye vergi ödemeye geldim kardeşim. Ödeyelim abi. Hep beraber biraz daha ödeyelim. Survivor'ın İstanbul'da gerçekleştirilen canlı yayında bir çocuğun kameraya yansıyan görüntüleri bakalım. <laughs> What the fuck bro? Hey! Evlat oğlum ne yapıyorsun lan manyak çocuk. Aa kaç, kaç yaşında çocuk? Kaç yaşında oğlum bu? 8, 10 falan. Nereden öğrendin lan böyle şeyleri? Utanmaz, arlanmaz. Cık. Babasının iki tokat çekmesi lazım. Acil, bak bak bir <laughs> <Lavuk> ya. <laughs> Aile terbiyesi, bir yerden öğrenmiştir abi. Ailesi evde öğretiyor değildir herhalde tabii ama yaşı, yani böyle bir şey bilmek için çok küçük geldi bana. Ne bileyim, ben hatırlıyorum ben 9 yaşındaydım. Ee, Kayseri'ye yeni taşınmıştık, İşte okula gittim ilk defa yeni okuluma. Akşam eve gidip anneme ağladım. Anne dedim ben asla bu okulda okumak istemiyorum. Niye dediler? Bana lan dediler dedim. 9 yaşında falandım. Saf ve temizim tabii o zamanlar. Bozulma oradan sonra başladı zaten. Hani oradan şöyle bakarak <laughs> çocuk doğal olarak bana şey geliyor, garip geliyor. siz çocuğu birisi. Tabii tabi çok öyleydim. Belli bir yaşa kadar var ya yani böyle kafasına vur, ekmeğini al falan ee, bir çocuktum. Sonra işte zaman, hayat <laughs> geliştiriyor ve değiştiriyor. Sonra da çok bozuldum ama hani bir anda 180'e döndüm. Sonra işte üniversite dönemi falan derken ortayı bulduk bir şekilde devam ediyoruz hayata. Lavuğa bak ya. Ve yandan uyarı geliyor devam ediyor. <laughs> Bizim e tabi evet bir de sosyal medyanın falan da çok etkisi var. Memo da yazmış ya biz mahalledeki abiler genelde rol model oluyordu. Mahalledekilerden ne görüyorsan ya da işte evde aileden ne görüyorsan o onu yapıyordum ona benziyordum bir tık daha şimdi sosyal medya milyon tane gidebileceğin yön var yol var milyon tane e, örnek alabileceği çocuğun değil mi kişi var grup var böyle şeyler de çıkacak ortaya mecbur Şimdi ya çalışıyor <laughs> Türkiye'de çoğu cami kapatılmalı. Kimse gitmiyor ki boş elektrik. Abi böyle bir saç kimse gitmiyor gibi bir iş de yok yani. Ben gittiğim ve dolu olduğunu gördüğüm bir sürü cami de oldu. Dediğim gibi onu ayrı ayrı inceleyeceksin. Abi diyeceksin ki bu camide nüfus yeterli. Gayet millet geliyor. Bu camide yetersiz. Buna şöyle bir şey yapalım. Ayrı ayrı bakarsın. Ha söyleyeyim Türkiye'de de öyle bir toplu cami kapatalım falan böyle bir şey yapamazsın. Kimse yapamaz. Hangi yönetim gelirse gelsin. Bugün için konuşuyorum. Dediğim gibi İlk 100 yıl sonra belki başka bir şey olacak da bugün yapamazsın. Bir iki tane oluyor böyle işte cami satılıyor, şu oluyor, bu oluyor çok duyulmuyor. Yani herhangi bir partinin ya da hükümetin böyle ciddi şekilde işte şu kadar camiyi kapatıyoruz, şunu yapıyoruz falan haberleri çıksın yani, yani yapsınlar bir deneyelim. Yapamazsın abi böyle bir siyasi gerçeklik yok bu ülke. <laughs> Yerler yani sen. Hani böyle şey aşırı dini takıntılar olmayan insan bile tepki gösterir. Kültürel bir şey çünkü artık. Yani evet harbiden demir yumrukla yönetiyor olman lazım. Böyle karşı çıkanı kuruşuna diziyor falan olman lazım. Anca o şekilde gerçek. <laughs> Mix imam ol tüm chat camileri dolduralım israf olmasın. Yok abi ben ben imam olmam. Bir de benim mesela hala o şey konusunda soru işaretlerim var. Tabii ki Türkiye'de bu da tartışılmaz. Çünkü Diyanet devlete bağlı. Ol meteryum ne düşmüş ya. Ama <laughs> böyle araya bazı bilgiler. Ama e, yani nam, parayla imamlık yapılır mı? Hmm falan. Yani o konuda biraz kafamda soru işaretleri var açıkçası. Tam cevabını verip kendi içimde rahatladığım bir mesele değil. Çok aşırı sıcak da bakmıyorum. Ama yani yapacak bir şey yok. Devletin elinde olan bir kurum mecbur vereceksin para. Öteki türlü devletin salması lazım bu alanı. Orada da işte <laughs> az önce saydığımız sıkıntılar çıkıyor falan. Çorttan vurduk parayı. Ben içerideyim ya. Bozmayacağım valla. Düzelir bakalım. Şeydeydim. Full spot'taydım. Hiç bir kuruş bile çekmedim. Şeyde aslında geldi alarm, alarm kurmuştum ama dedim bırak düş. Çok acelem yok. Camiye girişler ücretli olsa çok kişi gitmez. Camiye giriş niye ücretli olsun abi? Yani Luna Park'a mı gidiyoruz anasını satayım? Manası yok ki söylediğin. öteki adam yine şey böyle inanç vergisi falan yine üstüne konuşabileceğim bir şey de cami niye ücretli olsun onlara <laughs> <laughs> Evde kılarız. Twitch CEO'sunu gördün mü? Twitch CEO'sunun telefonunu gördüm. Utanmaz lavuk. Biz de diyoruz ulan bu, bu kimse çeki düzen vermiyor bu siteye. İçerikler kontrol edilmiyor. Şöyle böyle adamın ana sayfası full havuz yayını dolu. Full. Havuz yayını ve OnlyFans'cılardan başka hiçbir şey yok adamın ana sayfasında. Bir programda telefonunu gösteriyor. Twitch'e yeni özellik gelecekmiş. Arkadaşlar silme havuz yayını. Başka hiçbir şey yok. İnanılmaz yani Ondan sonra niye havuz yayınları öne çıkıyor? Etrikarta bir başka sen ben mi çıkacağız? <laughs> Adam harbiden kendi neyi izliyorsa, neyden zevk alıyorsa siteyi siteyi de genel ona göre şey yapmış abi, dizmiş. Nereden ne kadar on defansçı varsa takip ediyorum ama Paso onların hikayeleri şey. Evet izledim işte ondan bahsediyorum. Var mı? Bulabilir miyiz bir yerde kim? Kim paylaşmıştı ya? Biri paylaşmıştı ama bulamam muhtemelen şimdi. Bir sallamış geri dönecekler demiş para bitince. iyi demiş. Arda mı paylaşmıştı? Arda yazsam bizim tropik tropik yazsam çıkar mı? Olan bizim kız bizim çık 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 nerede? Wanna <gülüyor> wanna... <gülüyor> bak şimdi bak. Explore clips. That's very nice. And now you have a feed. Okay? Uh -huh. Suppose you want to check out the stories to see what you Okay, okay, okay. okay Merak uyumak. Okay. Really nice. Yeah. That's also. You to explore clips? Okay, okay. Kulak yalayıcı ablalar ve havuz yayınları ya. İnanılmaz. Başka hiçbir şey yok. <laughs> Çok garip ya. Milyarlık şirketsin anasını satayım. Kimse demiyor mu abi? Amazon'dan. Aga siz ne yapıyorsunuz durum? Hey bir dur bakalım ya falan diye. Bu ne? Uf. Donate attım bakmadın. Hemen bakayım lan. Kölen olsun lan. Levander demiş ki Levander canımın içi demiş ki Bixin bir de bu ara salak salak sözde ilericiler Türkan Saylan paylaşıp övüyorlar sinirim bozuluyor demiş. Niye kardeşim bir favda sen at. Eovex 20 lira yollamış ablası sinir krizi geçirmiş Dilan çıkamadı diye. Ha who is Dilan? Ha Polatlar. Yorumlar o kadar kötü o kadar üzücü ki biz hangi ara bu kadar kötü olduk? Sıla Doğu'nun tek ailesi Dilan Polat normal değil mi bu üzüntü? Bu kardeşi mi, ablası? Ablası çıkmış işte, abi, sevinsin. Abi. Ee, yani net bir karar çıksın da üstüne konuşalım. Şimdi bir şey diyeceğim. Yarın başka bir karar çıkacak. Yanlış konuşmuş, hakkına girmiş olacağım falan. Çok net o yüzden keskin konuşmak istemiyorum bu konuda. Bir net bir kararı çıksın da şunların. Yani çünkü neye ağladığını çok merak ediyorum ben. Şu an neye ağlanıyor abi? Neye ağladınız abi? Yani alt, ne kaç 50 bin lira falan vergi ödeyip altınıza 20 milyonluk, 10 milyonluk arabaları çekerken ağladınız mı? Ağlamadınız. Düşündünüz mü bunları hiç düşünmediniz. E şimdi ağla o gün ağlamadığını bugün ağla işte. Ya neler neler bir ton bu bok bir çıktı yani ortaya. Neye ağlıyorsun? Yani? Şu hak etmediğin bir şey oluyor da ona mı üzülüyorsun? Millete öyle hava atıp işte acaba bugün Mercedes'e mi binsek, Porsche'a e mı binsek, işte anasının amına mı binsek, helikoptere mi binsek, engin falan yapmayı biliyordu işte yani. Ve bunlar çoğunluğu değil mi? Ev şey, kazanç, haksız kazanç oldu ortaya çıktı. Kirli para oldu ortaya çıktı. E yani o gün onu harcarken ağlamıyorsan bugün de ağlama. Bir eşek millet var çünkü yani değil mi? Biz dom alalım. Biz her şeyi ödeyelim alınsın. Reisler takılsın 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 ama başlarına bir şey gelirse de yatsın ağlasınlar. Hapse girmediğin ne kadar belli orasını bilmediğin sıfır empati yapan. Abicim hapse girmedim elhamdülillah girmeyi de planlamıyorum da niye empati yapayım ben ya? Ben hangi, kaç milyon lira vergi kaçırdım da empati yapacağım? Ödemedik kara para akladık. Sahte şey paravan şirket açtık para kaçırdık diye empati yapacağım. Niye yapayım bana ne ya? Çaldıysa hırsızlık yaptıysa yatsın sabaha kadar ağlasın istiyorsa. Aa ah, bir de elin hırsızına üzülü cezalayacağız ya. İnanılmaz. Yani kötülüğünü de istemem hakkını ya ne iyiliğini isterim ne kötülüğünü isterim. Hakkı neyse onu alsın. Ben oturup bütün dosyayı incelemedim. O yüzden az önce dedim çok keskin konuşmuyorum diye. Çünkü incelemedim oturup tüm dosyayı ama hani çıkan haberlerden ne oldu ne bittiğini az çok aklı çalışan biri görebiliyor. E ne yapacağım oturup üzüleceğim mi? Ulan vah vah adamlar bilmem kaç milyon euro kaçırmış kara para da şimdi hapislerde tutuluyorlar falan diye üzüleceğim mi abi? Yani onun da empatisini yapmayayım bir zahmet. Bana mı sordular? Ama bakayım hiç Ferrari'ye binerken aradılar mı beni? P Alo Purple Bixi. Hacı sen bir senedir araba almaya çalışıyormuşsun. Bizim bir Ferrari var gel sana verelim. Hani ne bileyim varlıklarında yanındaydık da yokluklarında mı kaçtık anasını <laughs> satayım. O zaman da yoktuk şimdi de yokuz. <laughs> Gel aga bizim Porsche'u sana verelim. Sana vermezsek polis aracı yapılacakmış reis. Gel sana bir Ferrari çalalım. Hayır bir de yani işi şöyle bir tarafı da var. Açık söyleyeyim ben böyle insanlara ekstra sinirleniyorum. Sebebi şu normalin üzerinde ekstra. Ben eşek gibi ödüyorum abi vergiyi. Devlet bana yayınlara ilk başladığım yıllarda aylık 50 lira 100 lira kazandığım zamanın bile vergisini ödetti faiziyle. Dedi ki gel abim dedi de var mı dedi bakalım eksik dedi. Baktı son yıllarda bir şey yok zaten takır takır ödemişiz. Baktı bu para ne işte ben yayına yeni başladım bilmiyordum vergi ödeneceğini. Ta kaç 2019 falan yani. Tamam abim dedi sen şunu 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 bir al bunu üstüne faizi cezası öde dedi ödetti. Ben eşek gibi ödedim. Hiç aman nasıl falan da demedim. Dedim doğrudur öderiz. bunlar da ödeyecek aga kusura bakma. Bir de inşallah başına gelir falan diyor. Vallahi ben hırsızlık yapmıyorum zannetmem. Hani böyle eşekler bir daha yapıp üstümüze falan yıkmazsa olmaz yani öyle bir şey. Rahat olsun. Bir de beddua falan ediyor yüzsüz. Hayırdır anan falan mı? Akraban makraban bir şey mi yani yok başka bir manası yok oğlum bir insan niye hırsız savunur? Akrabansa anlarım. Eyvallah. Yakınındır. İnsan yani suçlu bile olsa üzülür akrabasına. Vallahi bak samimi söylüyorum. Şey dalga geçmiyorum yani. Üzülür. Ben de olsam ben de üzülürüm. Anam babam bir suç işlese, yani ne kadar suçlu olursa olsun ana babadır. Öyle bir şey mi var? Onun dışında çok manasız çünkü yani. Ya da ne bileyim bir şubesinin falan sahibi misin? <laughs> yani çıkmazlarsa zarar mı ediyorsun lan? Çıksa da şunlar en azından içeriden zararımızdan şey yapsak, zararımızı kurtarsak falan diye mi böyle söylüyorsun? Öteki türlü dediğim gibi hiçbir manası yok. <laughs> Neyse. Buna hocam. Hoca elinde okula yarı çıplak gelen öğrenci ektedir. Bakalım bir yarı çıplak öğrencileri. Misvak atmış bir de ya. Misvak Jobs. <laughs> Bir bu yarı çıplak değil. İkincisi ben şunu anlamıyorum. Bak, bu giyim tarzını sevmiyor olabilirsin. Hoş karşılamıyor olabilirsin. İnancına ters olabilir. İnancınla alakası yoktur. Hoşuna gitmiyordur falan filan. Yani bugün buraya bu kız bu halde gelince nasıl bir zarar veriyor size? Ya da neye e, neyi baltalıyor? Ben onu anlamıyorum. Yani gerçekten yani belki de ben düşünemiyorum ama basmıyor olabilir. Ne zararı var size? Girip bu kızın içeride bu mi bir günlük orada Aa, ben mezun oldum anne teşekkürler baba teşekkürler hocalarım elinizi öpeyim falan deyip evine gitmesi size nasıl bir zarar veriyor abi yani neyin davası güdülüyor gerçekten onu anlamıyorum. Adi köpekler niye batıyor size? Yani gerçekten Türkiye bir sirk ya. Yani bak 30 yıl önce bunu almıyorlardı. 30 yıl sonra da bunu almıyorlar. Yani gerçekten böyle çok söylene söylene alıştık ama gerçekten bir sirkte gibiyiz ya. Tımarhanenin içindeyiz. Öyle belli kesimler yapıyor işte böyle istediklerini. Bizde 3-5 tane de böyle bir tık daha normal adam var. Oturup izliyoruz amına koyayım. Şaka gibi lan. Ay bir de böyle yani kaydedip Twitter'da, Twitter'larda paylaşılıyor. İşte bakın bu yüzden ne var oğlum ne var? Rahatsız oluyorsan çevir kafanı bakma ya. Ya senin hoşuna gitmeyen herkesi biz yok etmek zorunda mıyız? E sen de başkasının hoşuna gitmiyor. Seni de yok edelim. Yani birisi çıkıp efendim sarık efendim şundan bundan rahatsızız deyince ki ben ona da karşıyım. Sana ne milletin sarığından cübbesinden. Sana ne milletin mini eteğinden. Ne bu adı ne bu elbisesinden. Size ne ya Allah Allah. Ya siktirin gidin arkadaşlar bir kendi hayatımıza bakalım ne olur artık. E vallahi bak herkes kendi hayatıyla bir tık daha fazla ilgilenirse bence bu problemlerin hepsini çözeceğiz. Allah Allah. Zıplarlar ama böyle biri öyle bir laf etse vay sen bizim kıyafetimize nasıl dersin işte yine o kafa canlandı İşte 1980'lere döndü bunlar işte bilmem neci şöyleci böyleci falan sabaha kadar konuşursunuz ya aynı boku yiyorsunuz ya gerçekten tam olarak şu videoyum ben. Onda o zaten kendi hayatları olmadığı için milletin hayatına salça oluyorlar abi yani paralı ben başka ihtimal vermiyorum bir paralı çalışıyorlar bunlar bir operasyon için. Yani ki bence çoğunluğu öyle. İki, gerçek anlamda psikolojik problemleri var. Yani sosyal medya eyvallah herkesi bir tık daha bu şey noktasına etti. Başkalarının hayatlarıyla ilgilenme noktasına da artık bu kadarı böyle her gün oturup bunun hakkında bir şeyler yazmak, her gün bununla ilgilenmek gerçekten hastalık yani. Neyse şu videoyu oynatmak istiyorum lütfen. Çok çünkü içimi dökecek. O ananı bir sikerim senin tamam mı? Seni önünde sikerim. Ondan sonra e, neye uğradığını şaşırırsın. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. <laughs> Çoktan ya şu 10 saatlik replay atmak istiyorum. 10 saatlik. <laughs> Bana çok küfür ettiriyorlar. Bunlar yüzünden günaha giriyoruz ya. Niye millet tepki göstermiş olması gerektiği gibi? Aa kaç yıl biz kıyafet falan konuşacağız böyle? Çok merak ediyorum ya. Her şeyi çözdük. Her şey. Ülkede problem, ekonomi, sığınmacı, hukuk, şu bu. Herkes mükemmel yaşıyor. Bütün problemler çözüldü. İşte lise bilmem neyinde ne giyilmiş. Ananın amını giymişler. Boydan ayağını sokmuş. Geçirmiş kollarını şlup şlup diye böyle geçirmiş. Ananın amını giymiş. Orospu çocukları. Bırakın artık insanları ne istiyorlarsa giysin yaşasınlar. Vallahi gına geldi ya. Arkadaşlar çok özür dilerim ama size de bazen böyle olmuyor mu? <laughs> Doldum artık yani buralardayım. Bak buralardayım. Buralardayım. Senin kızın bu böyle giyinse ne yaparsın? Abicim bak açık söyleyeyim sana. Ben kızımın e, bu şekilde giyinmesini tercih etmem. E, açıkçası daha etek boyunu mesela uzun olmasını isterim. Tamam mı? Ama bunun için kızımı dövmem. Ya da ben böyle istiyorum diye dışarıdaki insanlara gidip daha böyle giyineceksiniz falan yapmam. Kimsenin haddine değildir. Değildir. Yapamazsın da. Başkasının özgürlüğüne saygı duymadan kendi özgürlüğünü sağlayamazsın. Yani ben şey istesem de mesela ki en uç ne olur? Çarşaf. Ben çarşaf giymesini istesem de mesela bunu yapamam. Gelip de buraya vay şunu giyemezsiniz falan diyemem. Dememeliyim. Peki demene rağmen kızın kısa mini yetek giyerse? Konuştuk halledemedik mi problemi? Yani çok da yapacak bir şey yok. Giyerse giyecek yani. Konuştuk. Ben konuşunca her şeyin çözülebileceğini düşünüyorum ama konuştuk çözemedik. Yapacak bir şey yok abi. Oldu bitti yani. Giymiyor. Ne yapayım? <laughs> Evlatlıktan red. Ya senin namı sizde. Bekara karı boşamak kolay. Evlat sanki yoldan mı buluyoruz da öyle 3 dakikada reddedeceğiz. Manyak mısınız oğlum siz? <laughs> Evlat yani. Şakaydı. <laughs> Komik değildi. Dediğin kadar baskıları... Abi bak ben çok gördüm. Niye? Yani dövmen de hiçbir şey değiştirmeyecek. Baskılaman da değiştirmeyecek. Yani eminim size denk gelmişsinizdir. Evde kapalı olup dışarıya çıkınca açılan okul servislerinde başörtüsünü çıkaran, eteğinin boyunu kısaltan yani ailesine ya da yakın çevresine farklı gözük gözüküp okulda neler neler yapan şimdi çok açmak istemiyorum. Anladın mı? Yani çok var. Sen bir şekilde konuşarak iletişimle karşındakini ikna edemezsen bir şeyin mantıklı olup uygulanması gerektiğini içinde varsa yapar abi bak yani en fazla ne olur peşine böyle adamlar adamlar takarsın kafayı yersin iyice amına koyayım bir yıl belki hani tutarsın üniversiteye gitmeyecek mi ya da bu kız bir yerde kız ya da erkek yanından ayrılmayacak mı ayrılacak istediğin o zaman yine yapacak yani ben o kadar çok gördüm ki özellikle bu işte etek boyu kısaltan başını açan maçan yani aile baskısından kapanıp kurtulunca açılan falan da var e tabi abi yani yok bunlar baskıyla olacak işler değil Konuşursun mantığını anlatırsın neden böyle bir şey istediğin sebebini anlatırsın olursa olur olmazsa Allah kerim yani Böyle yaşamamız gerekiyormuş bakarız ileriye <laughs> ki bir de evet ters tepen de çok olur yani ben hep bunu mesela özellikle bu kıyafet meselesi ayrı mesele inanç konusunda da söylerim yani babamla biz çok kavga ederdik bir bayram namazına kaldıramazlardı. Yani böyle harbiden kavga ederdik böyle. Babam beni sırtımda falan çekerdi uyurken yatakta. Yani diyorum babam o zaman bana para verseydi namaza götüremezdi. Şu an bana para verse o namazı bıraktıramaz. Yani içimden geliyor. O zaman içimden gelmiyordu. Ölüme milyon dökse ben inat gitmeye gitmem abi istemiyorum yani istemiyordum. E şu anda da para verse durduramaz. Giderim istiyorum içimden geliyor. Bu biraz böyle bir mesele ya böyle bakmak lazım. <laughs> Donate hemen bakayım. Turta abi Allah aşkına şu bot, Oba 31'i banla her mesajını gördüğümde tilt oluyorum. Neden sizce ayda bir sohbete geliyor böyle. Gördüm onu zaten Şöyle troll hesap. Biraz daha eğlendirsin diye bekliyorum. Bak şimdi dinci misin falan yazmaya başladı. Biraz daha ileri götür ama bu çok giriş seviyesi anladım. Biraz daha şöyle tetiklesin orada banlayacağım ben de. Ben keyif alıyorum artık yayıncılık işinin tuzu biberi oldu ya bunlar. <laughs> şimdi, elhamdülillah çok güzel bir chat var. Ee, agalar sağ olsun arada böyle bir iki tane olacak ki şey olacak. <laughs> Anladın mı? Tuzu biberi olacak. Dinci misin? Aynen. Lisede eğitim veriyorum. <laughs> Kardeşim gel. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Sen basketçi misin? Maşallah. Evet kaldı mı başka? Neyimiz var? Sweet Bonanza reklamı var. Onu geçiyorum. Suriye <laughs> meselesi. Bu ne? Teyze birilerine küfretmiş. Okul mevzusunu kapattım artık. Konuştuk abi yeterince. Senden iyi din hocası olur birisi. Benden hoca olmaz, din hocası hiç olmaz. Yani ben çünkü mesela din hocasıysam ve örgün eğitimde eğitim veriyorsam. Daha doğrusu toplumu yetiştiriyorsanız eğer kısacası. Kesin cevaplar vermeniz lazım. Kesin olmasanız da kesin cevaplar verip karşınızdakini buna inandırmanız lazım. Ben öyle bir adam değilim. Ben hatta birçok konuda şeyim böyle. Yani daha tam fikrime ulaşabilmiş durumda değilim. Çok ortada bırakırım. O da insanlarda soru işaretine sebep olur. Soru kafasında soru işareti olan insanlarda düzensizliğe sebep olur. Devlet de düzensizliği çok sevmez kardeşim. <gülüyor> Kısacası. <gülüyor> o yüzden benden hoca olmaz. <laughs> adam mı oldunuz başıma komandan mı oldunuz? Müdür mü oldunuz? Ayağın bana koyduk bana. Aa. Allah'ınızı kamına koyacağım be. Kafa döndü galiba. Tansiyon yükseldi vallahi. Kan kokusu alıyor mu? Kan kokusu alıyor. Adam öldüreceğim adam. Barvik ne oldu hayrola neye sinirlendin nenem. Aa. niye bu kadar sinirli böyle teyzeler küfredince ben aşırı şaşırıyorum. Hayatımda çünkü gerçekte hiç böyle küfreden teyze görmedim. Bizdeki teyzeler hep böyle işte ne bileyim Annandem Annandem'in arkadaşları falan hep böyle Kuzum kurban olayım işte falan gibi şeyler söyledikleri için Böyle işte amlara koyuluyor, götler tarumar ediliyor bilmem ne. Böyle teyze görünce şok geçiriyorum. Benim anneannem bu. Ben anneannemin ağzından daha hiç küfür duymadım ya bu şekilde. Teyzelere küfür etmesi gelirleri sosyal medyadan öğrendim ben. Gerçekten ben de öyle şahit oluyorum abi. <laughs> bu nedir hocam? Teyzem ya gergin. Şunları da kapatıyorum. <laughs> Hande Yener rektörlüğün engellerine rağmen kendi imkanlarıyla bahar şenliği yapan ODTÜ öğrencilerine özel ücretsiz konser verdi. İyi yapmış. Tebrik <laughs> ederiz. Hande de hiç sevmem ama ya. Ne yapıyor <laughs> ya? <da. gülüyor> <laughs> İyi olmuş. Güzel. Yani özellikle bu sanatçı tayfada falan böyle ücretsiz iş yapma işi çok olmuyor. İçinden gelmiş. Demek ki samimi bir hareket. Yapsın. Te tebrik mi ederiz? Teşekkür ederiz. Şırnak olsa yapmaz. E, ölme tehlikesi olduğundan falan olabilir abi belki. Çok da emin değilim şimdi kesin yapmaz diyemem ama hani böyle bir tercihte bulunursa mesela ben de bir ürperirim. Hani ulan Şırnak'ta emin miyiz falan gibisinden. Açık konuşmakta fayda var. Ben de Ben bu şarkıları açıp kendi rızasıyla dinleyen insanların gerçek olduğuna inanmıyordum bir ara. Yemin ederim size. Şaka yapmıyorum, gülün diye söylemiyorum. Şey zannediyordum ben. Yani bunu kimse dinlemiyor bence. İşte bu kafelerde çalıyor. Eee işte ne bileyim okul servislerinde falan çalıyor. Bu kadar play ve izlenme sayısı, dinlenme sayısı oradan geliyor falan gibi düşünüyordum. Sonra dünyada bir sürü farklı insan, bir sürü farklı zevk sahibi insan falan olduğunu farkına maj dedim ki ha dinliyorlar evet. <gülüyor> var. <gülüyor> şu an bu söyleyen insanları da görünce tekrar farkına vardım. <laughs> Hande Yener TR Lady Gaga'dır. Doğrudur abi çok bilgi sahibi değilim. Öyledir. Jaws, niye Jaws çok mu seviyor lan Hande Yener'i? Sen biraz farklısın galiba. Yo farklı değil. Birçok genç şu an böyle şarkılar dinlemiyor ya benim çevremde falan. Farklı. Ne oldu? Hoş geldin canım. Merhaba. Abone müziği Hande Yener Jaws'ın. Ha şey günaydın geç uyandın. O, o Hande Yener mi? E yani <laughs> sonuç, yeni <laughs> öğrendim. mandoların donatiler düşmüyor mu demiş abi düşüyor ama ekrana düşmüyor ve ben iki gündür bunu halledemedim 2 günde denedim yine halledemedim aklımı yitireceğim artık sebebini asla anlamıyorum. Yani botrix ayarlarını sıfırlayıp baştan yapacağım olmazsa çünkü baş her şeyi denedim. Mandalorian sonra da demiş ki Bixim Asrın Bok ve Diamond tema izleyecek miyiz? Eee izleyebiliriz abi de yani. İzleyelim hadi gel ya. Millet çok sorup duruyor bakalım anasını. Kaçış yok. Bu ne? Baba sana ne olmuş baba? Aa! Amına koyayım biriyle zor uğraşıyorduk. İkisiyle nasıl uğraşacağız? Niye böyle olmuş bu? Bağlanmıştır. Bir F5 at düzelir reis. F5 tuşuna bir bas bakalım. Lan <laughs> birisiyle uğraşamıyoruz.